bugün astroloji konferansı UEK'teyiz ve UEK'te astroloji okulu kurucusu sevgili Öner Köşer'le bir aradayız. Öner'cim, sen de konuşmacısın evet. Ve gerçekten konuşman çok ilgi çekti insanlar. Çok teşekkürler. Konuşmanın içeriği, sen neler hissettin, nasıl geçirdiklerini, bütün bunlarla ilgili biraz bilmiyorsan. Tabii, memnuniyetle. Öncelikle gerçekten bu konuşma benim beklediğimden de daha fazla ilgi gördü. Daha sonrasında da konuşuldu. En önemlisi oydu. Tabii bir Osmanlı astroloğunun muhteşem eserinden başlığına çıkınca tahmin ediyorum ilgi de çekti. Ama eseri gösterici içerisinden bir şeyler paylaşınca o ilgiyi hak ettiğini de görmüş olduk gerçekten. Güzel geri bildirimler aldım, güzel iltifatlar aldım. Bazı yerlerden de teklifler aldım. Önümüzdeki sezonda Meksika'da, Portekiz'de, belki Belçika'da konuşacağım. Bu konularla ilgili böyle bir kapı açılıyor. Hatta Meksika'da tahmin ediyorum Osmanlı astrolojisi üzerine belki bir üniversitenin içerisinde bir konuşma yapmamı isteyecekler. Güzel gelişmeler benim adıma. Meslektaşlarımla ilgili olarak baktığım zaman ben de senin gözlemlerini almak istiyorum. Hani sen bana soruyorsan ben de sana sormak istiyorum. Aslında yani burada güzel bir dayanışma var. Öncelikle ben onu hissettim. Gerçekten. Sen nasıl hissettin? Aynı şeyi hissettim. Yani şöyle söyleyeyim. Biz burada hem bir gruptuk zaten. Astroloji okulu hem öğrencileri hem orada çalışanları olarak hem öneri desteklemek hem burada diğer tabii ki herkesin ne yaptığını görmek adına buradaydım. Gerçekten çok güzel bir konferans hazırlamışlar. Dünyanın 150 astroloğu yani farklı yerlerinden gelen insanlar. Herkes birbirine güzel mesajlar, iyi dilekler bütünler çok önemli. Hele ki dünyanın bulunduğu koşullara bakacak olursak herkesin bu kadar birbirine saygılı olması. Kesinlikle. Geçmişte kitaplarını okuduğumuz, derslerini aldığımız insanlarla kol kola olmamız, onlarla resim çektiğimiz, derslerine girmemiz. Evet. Bunlar çok güzeldi. Çok güzel bölümleri ayırmışlar. Her bir bölümün kendine has isimleriyle çok güzel dersler verildi. İşte o bölümlerden bir tanesi de tarih araştırma bölümünde de sevgili Öner Döşer'in. Evet, ya hakikaten güzel bir alandan girmişim. Ben de onu gözlemledim. Bu zaten uzun zamandır üstünde çalıştığımız bir proje. Bu arada bu projeyi Öner Döşer sundu ama astroloji okulunun bir projesidir. 3 yıldır üzerinde çalıştığımız 9 Nisan 2015'ten bu ilk yaptığımız toplantıdan beri üzerinde çalıştığımız bir projedir. Bu manada bu projede görev alan arkadaşlarıma zaten buradan bir kez daha teşekkür etmek isterim. Şükran Öztürk, efendim Şükran Ay Bakacak, efendim Nalan Turnağ, bizim bunlar hep öğrencilerimizle aynı zamanda bu proje içerisinde yer alan çevirmenlerimizle dahil olmak üzere. Ben tabii daha o son noktada değilim de hala çeviriler devam ediyor 3 farklı insandan. Ama bunu kitaplaştıracağım. Burada bunu çok hissettim. Zaten çok söylendi. Çok ne zaman kitap okuyorsun diye. Ve burada kitaplarımız görücüye çıktı bu arada. 8 tane İngilizce kitabımızla standta yer aldık. Standtan da çok güzel iltifatlar aldık. Yani burada sevgili Greg Nalben'in başta olmak üzere. Dedi ki yani hakikaten burada senin kitapların çok ilgi gördü diye. Aslında önce imza saatinde benim ismim yoktu. Sonra kitaplar çok ilgi görünce dediler ki hemen sana burada bir standta bir yer açalım. Öyle bir imza saati oluştu. Güzeldi, keyifliydi. Ben en çok bu dayanışmadan etkilendim. Farklı astroloji toplulukları var. İşte İSAR var burada, OPA var, NCGR var, AHPAN var, yani AHPA var, yani çeşitli astroloji organizasyonları var. Tabii ki aralarında tatlı bir rekabet de var. Evet. Ama sonuçta hepsi bir araya geliyorlar. Mesela Vedik astroloji üzerine okullar, organizasyonlar var. Birbirlerini çok güzel destekliyorlar. Ödüller verdiler. Eski astrologları andılar. Marion March'ı andılar. Vegas Awards dün akşam çok güzeldi. Çok zaten güzeldi. Canlı yayından biz de paylaşmaya çalıştık. Yani. Evet. Bu arada şeyi de çok güzel görmüş olduk. Yani bizim Türkiye'de davet ederek eğitimler verdiğimiz çok değerli isimler burada da çok güzel saygı gördüler ve ödüller kazandılar. Ya ödüllere aday gösterildiler. Glenn Perry, David Cohen, Roy Gillett, Deborah Holding, başka kim var? Benjamin Dykes, Robert Curry. Evet, bunlar hepsi bizde gelip eğitimler veren okulumuzda davetlisi olarak
öğretmenler Aleksandr Imshragić, Hisar Başkanı bunu çok zaten organizasyonun içerisinde yer aldığı için çok onur ediliyor. Ayrıca önümüzdeki yıl gelecek olan astrologlardan bazıları burada yine öne çıkan astrologlar. İyi seçimler yapmışız, bir kere daha gördüm. Ben onu söyledim. Bence çok iyi bulmuşuz ve bu aslında şöyle bir bakacak olursak aslında hiçbir şey tesadüf değil. Çok uzun yıllardır işte astroloji okulunda öneri çalışmalarına dayanıyor her şey. Çünkü 7 yıldır uluslararası bir astroloji günü yapmak gerçekten sadece şartlarla alakalı değil, aynı zamanda kişinin astrolojiye ne kadar kendini kaptırdığı ve gönlünü verdiğinin göstergesidir. O yüzden hani burada hiç mütevazı olmamı istemeyeceğim sevgili Öner. Çok güzel kapılar açıyorsun ve gerçekten bu kapılardan da yeni gelen nesiller, hepsi teker teker geçecekler, en güzel ödül de bu olsa gerek. Bence de şimdi dün akşam o ödül töreninde arada Marion Dimarch'ı anma için onun çektiği bir video yayınladılar. Valla kendim düşünmedim değil. Hani dedim ki ya biz de bir şeyler yapma gayreti içerisindeyiz. Hani az buz değil. 7 yıldır astroloji günlerini yapıyoruz. Bundan sonra inşallah devam etsin. Belki günün birinde bizim de kulaklarımızı çınlatırlar diye düşündüm kendi kendime. Ve gerçekten okul olarak felsefemiz her zaman o. Sadece Türkiye'de işte isim olarak öne çıkan astrologlarla sınırlı kalmayıp aynı zamanda mezunlarımıza da uluslararası camia içerisinde konuşma fırsatı sunan, aynı zamanda kitaplarıyla kendini gösterme fırsatı sunan bir okuluz, makaleleriyle dergilerde yer alma fırsatı sunan bir okuluz. Astroloji okulu yayınlarımız artık buradan böyle uluslararası piyasada yayınlanıyor olacak. Benjamin Dykes bizim hem editörümüz olarak hem de bir nevi dağıtımcımız olarak organize edecek astroloji okulu yayınları İngilizce kitaplarıyla Amazon'da yer alacak. Amerikan Astrologlar Federasyonu'nun yayınlar arasında yine satışı yapılacak. Bunlar çok önemli gelişmeler. Sadece şu anda benim var İngilizce kitaplarım ama sadece bunda sınır kalmayacak. Okulumuzdan yayınlanmış kitapları zaman içerisinde İngilizce'ye çevirip onları uluslararası camiada göstermek istiyorum. Yazarlarıyla birlikte tanıtmak istiyorum. Bizim misyonumuz da bu. Hendeciğim. Aynen öyle. Hemen o kadar güzel anlatıyorsun ki hemen döner dönmez bu yaz dönemi içerisinde bir şey o istediğim nokta üzerine çalışıp kitabımı çıkarmam lazım. Kesinlikle. Uluslararası alanda güzel satışlar elde etmek ve tabii kesinlikle insanlara ulaşması adına. Aynen. Bizim çok en önemli büyük isteklerimizden bir tanesi bu zaten. Sadece çok satış önemli değil tabii. Zaten sen finansal astroloji konusunda çok hem yeteneklisin, haritanda var, hem eğitimlisin, zaten üniversiteden mezuniyetin de bu. Ve burada Hande Kazanova'ya öyle bir teklif de yaptım zaten. Okulumuzun bir parçası, teklife de gerek yok ama 2020'de yapacağımız inşallah 9. Uluslararası Astroloji Günleri'nde konumuz ekonomi olacak. Dünya ekonomisi, finans olacak. Buradan çok değerli astrologları yine davet edeceğiz uluslararası camiada tanınan konuşmalardan. Bir tanesi de Hande Kazanova olacak, onun spesifik alanı ve inşallah önümüzdeki sezondan itibaren okulumuza da finansal astroloji derslerini başlatacağız. Vereceğim ve çok da güzel olacak. Çok da güzel harika olacak. Evet, evet. Yavaş yavaş gitme zamanı geldi. Evet değil mi? Millet toparlanıyor, biz de toparlanıyoruz. UEK'ten sevgilerimizi gönderelim. Bu arada eşim Gaye Döşer, evet, asistanımız, okulumuzun öğrenci işleri temsilcisi, aynı zamanda benim de asistanım sevgili Yasemin Bayar. Yine öğrencimiz Yasemin Hanım da çok sevgili kızım Vanolya Bayar. Bizlerle birlikte sevgili Gaye Alkan yine okulumuzdan, mezunlarımızdan ve aynı zamanda burada başka Türkiye'deki okullardan arkadaşlarımızdaki bazılarıyla biraz sohbetler de yapacağız. Birlikte olduk. Tekrar altını çizmek istiyorum. Burada gördüğümüz dayanışmasının aynısını Türkiye'de görmek istiyoruz. Astrologların birbirlerini daha çok desteklediklerini ve birbirleriyle daha hem iyi geçim içerisinde hem de daha iyi organize olmalarını ben Önem Döşer olarak gönülden istiyorum. Bu konuda elimden geldiği kadar iyi bir görüntü oluşturmaya gayret ediyorum. Umarım herkes böyle. Yürekten sevgiler. Çok değerli ikisinde birlikteyiz. Evet, İndem Can ve Damca Özçay'la birlikteyiz. İzlerini evet almak istiyoruz. O kadar nasıl geçti? Yorucu ama bilgiden yorucu. Koşturmaya koşturmaya muhteşem her zaman. Bu benim ikinci yorum.
deneyimi. Harika. Birincisi New Orleans'daydı. Gayet keyif. Bir şeyleri paylaşmak ve buradaki evet yani aslında birbiriyle rakip tatlı rekabet içinde olan 4 tane organizasyonun birlikte bir araya gelerek yaptıkları muhteşem bir şey. Bana göre bizler sadece bu bilginin emanetçileriyiz. Buradaki bu kadar üstad da bize bu bildiği hiç deforme etmeden olduğu gibi birazcık daha günümüze yani günümüz olaylarına uyarlayıp aktarıyorlar. Biz de inşallah bunları emaneti dikkatli bir şekilde taşıyacağız. İnsanları aydınlatmaya elimizden geldiğince naçizane onların izinde devam edeceğiz. Tatlı rekabetimizi aynı şekilde Türkiye'de böyle bir arada güzel işler çıkartmak için kullanırız. En çok hangi workshopları veya seminerleri? Valla Robert Hunt ilk gün gittiğim Steven Forrest, biz de hayranım. Mira Epstein ki hocam, mentorum, ona hayranım. Çok beğendim. Bir yıl o da benim mentorum. Finansal astroloji, mandalin astrolojisi. Ve ay Alfilavo. Evet, bu an soyadı. Peki Gamze Türk ne diyorsunuz? Ben üçüncü kez yönete katılıyorum. Önceden bırak gitmiştim. Sonra diğerlerine geldim. Her birinden çok keyif alıyorum. Çok keyif o da geçiyor zaten. Dünyanın her tarafından astrologlar geliyor. Onları görmek, tanımak, konuşma, o ortamı toplama şansımız. Başka türlü onlara ulaşma şansımız pek yok. Türkiye'ye geldiklerinde ancak ben de o yüzden çok şanslıyız. Gerçekten çok güzel, çok değerli bir organizasyon. Türkler çok sayıda. Evet, çok sevindirici bir olay. Yaklaşık 30 kişi kadarız değil mi? Tam geliyor. Belki 30'u bile geçebilir. Olabilir. 3 tane. Sizin 3 katıldığınız seçim çok ilgi topladı. Etrafta sürekli konuşuyorlar. Biz de bunlara tanık olduk. Çok önemli bir konu. Biz aydınlandık. Çok keyifli. Zaman geçirdi. Şimdi bitiyor tabii, gitme hüznü başladı. Değil mi? Yavaş yavaş. İnşallah bu bilgileri hazmedeceğiz. Evet. Ondan sonra bir bilgileri paylaşacağız. Zannediyorum aslında Osmanlı astrolojisi, Osmanlı astrologları, Türk astrologları bütün dünya çapında şu anda ünlenince bu da sizin sayınız. Evet. Estağfurullah. Osmanlı astrolojisi o sandıklardan çıkmış oluyor. Karanlıktan aydınlığa çıkacak. Ortaya çıkarılması gereken kesinlikle değerler var ki. Kesinlikle. Yani ben de naçizane yazan bir düşünüyorum. Ben size de isterdim ki, ben de isterdim ki hani böyle benim de istemediğim gibi ortaya çıkarttığım şeyleri insanlar paylaşsınlar, görsünler. Vesile olursa, paylaşılacak çok olur. Evet. Gerçekten çok keyifli. Peki, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. Çok oldu. Efendim, UEC'den, Chicago'dan sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Bye bye.